Ben Ecem. Bugünkü videoda dedim ki incirleri artık değerlendirmek lazım. Hala incir bulabiliyorken çok güzel incirli bir tarif yapacağız. İncir lezzet olarak, görsel olarak bence mucizevi meyvelerden biri. Biliyorum her meyve için aynı şeyi kullanıyorum ama gerçekten doğanın mucizeleri bir harika. Heyecanlandım. Ben bu tarifi aslında geçen sene bir blogtan görüp denemiştim. Açıklamalar kısmına yazacağım. Bu sene daha farklı bir versiyonunu yapacağım. Daha kolay versiyonu olduğunu düşünüyorum. Daha da lezzetli olacak çünkü geçen yıl bence daha acemiydim. Şurada hatırlarsanız hurmadan enerji bar yapmıştık. Tabanını yine ondan oluşturacağız. Sonra üstünü şöyle incirlerle bir güzel hale getireceğiz. İncir deyince heyecanlanıyorum. Neyse bir an önce yapmaya başlayalım o zaman. Umarım seversiniz. Yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İlk ihtiyacım olan şey Hindistan cevizi sütü ya da kreması. Eğer siz de benim gibi sütten krema elde edecekseniz bir gece önceden buzdolabına koyuyoruz ki sıvı ve katı hali birbirinden iyice ayrılıyor. Sonra suyunu gördüğünüz üzere böyle döküp içindeki kremayı kaseye alıyoruz. Ve mikser yardımıyla iyice krema kıvamını almasını sağlıyorum. İçine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi kurusu koyuyorum. Bu yıllardır bildiğimiz, aldığımız Hindistan cevizi kurusu. Ve kremam ben tabanı hazırlarken buzdolabında beni bekleyecek. Böylece biraz daha donacak. Ve şimdi tabanı hazırlamaya başlıyorum. 1 su bardağı ceviz, kaju ve badem karışımını blenderıma atıyorum. İçine hurma, Hindistan cevizi kurusu, biraz tarçın ve biraz da fıstık ezmesi koyuyorum. Bunlar tamamen benim damak tadıma kalmış şeyler. Bambaşka şeyler de koyabilirsiniz. Ve tabanım hazır. Şimdi yağlı kağıdımı serdim tabağın üzerine. Şöyle güzel düzgün bir zemin oluşturacağım. Şimdi en üst katı hazırlarken tabanım da beni bu sırada buzdolabında bekleyecek. Biraz da fıstık ekliyorum. Ve şimdi en keyifli kısma geldik. Kremayı sürüyoruz. Yok yok, galiba vazgeçtim. En keyifli kısım krema değil de incirleri yerleştirmek. Ve son olarak daha temiz bir görüntü için kenarlardan fazlalıkları alıyorum. İncirleri yerleştirirken kremam erimiş olabileceği için bir 10-15 dakika yine buzdolabında tutacağım. Detaylar için açıklamaları okumayı unutmayın. Görüşmek üzere.